Habertürk'ten herkese selamlar. Usta sinema yazarı Mehmet Açar'la sinemanın en iyilerini konuşacağız. İlk 5 filmimiz en iyi 5 mafya filmi. Ve 5. sırada Scarface var Brian De Palma'dan. Evet, efsane bir filmdir. Türkiye'de Sicilya olarak da bilinir. Tony Montana efsane bir karakterdir. Al Pacino burada müthiş oynar. Ve o Kübalı bir mültecinin yükseliş ve düşüş hikayesini anlatır. Bence her anlamda kült bir filmdir. Böyle bir listede kesinlikle yer alması gerektiğini düşünüyorum. Filmle ilgili benim hatırladığım şey her şeyin çok kocaman kocaman olması. Böyle çok aşırı işte o testereli sahneler, sondaki o makinalı tüfekle neydi? Küçük dostuma merhaba de gibi ikonik sahneleri var. Benim de en sevdiğim filmlerden birisi olduğunu söylememde fayda var. İkinci filmimiz, ikimiz de seviyoruz, The Irishman, Scorsese. Evet, filme giderken şunu düşünmüştüm Kadir. Artık Scorsese'nin mafya ile ilgili söyleyecek yeni ne o fikri olabilir diye düşünmüştüm. Ama Irishman'i seyrettikçe, zaman aktıkça çok da uzun bir filmdir. Hakikaten yeni şeyler söylediğini düşündüm Scorsese'nin. Film de öyle. Film mafyaya, bütün o sürece biraz da yaşlılık sürecinden bakıyor ya. Yani müthiş hırslarla geçiyor hayat, kibirlerle geçiyor ama yaşlanınca elinde hiçbir şey kalmıyor. Mükemmel anlatır onu. Oyunculuklar da mükemmeldir. De Niro, Pacino ve Pesci. Üç tane de efsane oyuncu yıllar sonra bir araya gelmişti. Empire dergisi güzel bir cümle kurmuş. Yaşlanmanın ve insanlığını kaybetmenin melankolik bir ağdı demiş. Bence çok da cuk oturuyor. Bir destansı filmlerden değil mi? Öyle evet, diyebiliriz. Evet ve Amerikan yakın tarihini de çok iyi anlatıyor. Yani gerçek olaylar üzerinden de çok iyi anlattığını düşünüyorum Amerikan yakın tarihini. Üçüncü sıramızda Bir Zamanlar Amerika. Yani bu Bir Zamanlar kalıbını da kullanmayan kalmadı sonradan. Sergio Leone'nin bir başka destansı, unutulmaz filmi. Şimdi bu listedeki belki de en hayali, en kurmaca olan film aslında düşündüğümüzde. Belki gerçeklerden en kopuk film gibi görünüyor. Fakat tam da senin dediğin gibi epik gangster filmi dersek, yani epik mafya filmi dersek de direkt olarak o aklımıza geliyor. Çünkü müthiş bir trajedi anlatıyor yine. Ve yine yaşlılıktan başlayarak geçmişe dönüşlerle anlattığı uzun bir süreci anlatıyor. Ve aynı zamanda bir arkadaşlık ve ihanet filmi aynı zamanda. Bir de hatırlamaların filmi diye düşünüyorum Mehmet ya. Hani sürekli küçücük şeylerden bir şeyler hatırlıyorlar. O ikonik çocukken o arkadaşlarının vurulduğu, o arkadaki Brooklyn Köprüsü'nün olduğu sahne herhalde sinema tarihiyle ilgili böyle bir şey yapılsa her yere yapıştırılacak bir sahne. Enrico Morricone'nin müziği ve zanfirin o panflütü mü? Herhalde ıslıkla çalmayan olmamıştır değil mi bizim gençliğimizde bu melodi? Evet, Sergio Leone'nin en iyi filmlerinden birisi. İkinci sırada Martin Scorsese'nin yine böyle unutulmaz. Bazıları için en iyi filmi diyorlar. Acaba sen ne düşünüyorsun? Sıkı Dostlar. Onu Martin Scorsese'nin geldiğimize konuşuruz. Sıkı Dostlar bu toplam içerisindeki en gerçekçi mafya filmlerinden birisi. Zaten bir biyografiden, bir kitaptan yola çıkarak anlatılıyor ve olayların çoğu da gerçek. O süreci anlatıyor. O yüzden de en gerçekçi, bize şiiri, destanı hepsini bir tarafa bırakıp nedir bu mafya? Buna bakıyor direkt olarak ve bize gerçekten bunun ne olduğunu çok iyi gösteriyor. O yüzden de yani sadece kült bir film değildir. Yani mafya filmi deyince ilk akla gelen filmlerden birisidir. Mehmet, benim filmle ilgili unutamadığım iki şey var. Bir, Joe Pesci'nin artık yani böyle ele avuca sığmaz o sinir bozucu yükseklikteki oyunu gerçekten inanılmaz. Yani izlediğim en iyi performanslardan birisiydi. İkincisi ise Jimmy'nin kendisiyle bağlantılı olduğunu düşündüğü, herkesi öldürdüğünü anlattığı bir sahne var. Yani dış sesin ve orada o Eric Clapton'ın Layla şarkısının böyle piyanoyla girip böyle bir döngü şeklinde döner ya. Bence inanılmaz bir sahne. Yani o kadar güzel ki. Yani müzik de o kadar iyi oturmuş. Herhalde Goodfellas, Sıkı Dostlar sadece 90'ların değil sinema tarihinin en iyi filmlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Ve herhalde mafya filmi listesi yapılıp da birinci sıraya yazmayacak var mıdır bilmiyorum. Baba, Godfather. Evet, ben üçleme olarak biz koyuyoruz. Üç filmi de koyuyoruz. Üç filmi de birbirinden ayırmak çok zor geliyor bana. Yani 1972'de başladı. İşte üçüncü film 1990'da çekildi. Bu kurmaca bir hikayeyi anlatıyor. O kurmaca hikaye içerisinde ama mafyanın özünü çok iyi anlatıyor. Yani İtalyan göçmenlerin kendini güvende hissetmek için kurdukları o küçük örgütün nerelere geldiğini, nasıl yozlaştığını anlatıyor. Başlangıçta amaç belki iyi, kendilerini korumak ama onun giderek oradaki o güç zehirlenmesi sürecini de çok iyi anlatır.
Al Pacino'nun böyle bir düzgün, dürüst bir insan olarak gelip geçirdiği bütün aşamaları anlatır. Aynı zamanda müthiş bir trajedidir, müthiş bir Amerikan hikayesidir. Aynı zamanda kapitalizm eleştirisidir, sistem eleştirisidir. İçinde her şey vardır. Hayali bir hikayedir ama duyguları çok gerçektir ve Amerika'yı çok yakından anlatır. Coppola'nın da en iyi filmlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Francis Ford Coppola'nın. Herhalde Mario Puzo'yu da anmak gerek. Hem kitabın hem filmin, hem kitabın yazarı hem senaryosunu da yazmış filmin. Ve babayla ilgili böyle okuduğum yazılardan şeyi hatırlamıyorum. Aslında sen bir kelimeyle bahsettin de onu. Diyor ki eski değerlere yeni yaklaşımlar. İşte Vito Brando'nun oynadığı baba Corleone ile Michael'ın oğlan Al Pacino'nun ikisinin aileyi dönüştürmesi. Bir de bir cümle, belki sen çok hakimsin bir şey. Bir yerde okumuştum, şey diyordu. Yani bir Shakespeare trajedisi gibi. Üçüncü film biraz ilk ikiden düşük ama yine de bence de evet, yani inanılmaz bir hepsi trajedi. Hepsi trajedi onların, yani hep başlıyor. Özellikle de işte Al Pacino'nun oynadığı Michael Corleone karakterinin trajedisidir aslında. Teşekkürler Mehmet. Bir dahaki sinemanın en iyilerinde görüşmek üzere.